Herkese selamlar dostlar. Webtene var kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda sizlere iPhone 11 serüvenimden bahsedip bu zamanda 2022'de iPhone 11 alınır mı? Almak ne kadar mantıklı? Bu sorunun cevabını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi Webtene var kanalımızı takip edenler diyecek ki abi sen 2 ay önce çekmiş olduğun videoda 2022'de iPhone 11 almak mantıklı değil diyordun. Fakat o durumun üzerinden çok sular aktı. Biliyorsunuz o zamanlar doların 18 liralara kadar çıkmasıyla birlikte Apple'da ürünlerine zam yapmıştı. Şimdi ne değişti de öncelikle kendim iPhone 11 aldım. Bu soruları cevaplandırmak için videomuza geçelim. Doların patlak vermesiyle birlikte iPhone 11 ile iPhone 12 arasındaki fiyat farkı oldukça azalmıştı. Hal böyle olunca da iPhone 11 almak da çok da mantıklı durmuyordu. Hatta ben o zaman iPhone 13 almak, 2 nesil yeni bir cihaz almak şu anda daha mantıklı diyordum. Ama şimdi durumlar daha farklı bir konuma geldi. Öncelikle iPhone 11'i ben neden aldım? Bu serüvenden sizlere bahsedecek olursam. Bende hali hazırda 64 GB'lık bir iPhone 11 vardı ve yaklaşık 8.000 liralık bir fiyata o zaman almıştım. Yani o günden bugüne neredeyse 2 yıl geçmiş. Her neyse ben o iPhone 11'i bayağı bir kullandım ve bazı garip sebeplerden dolayı bu cihazıma veda etmek zorunda kaldım. Bundan sonraki süreçte de iPhone 8 Plus, iPhone XS gibi modelleri kullansam da hiçbiri iPhone 11'in yerini tutmadı. iPhone 11'i gözlerim arar oldu. Neyse Apple Eylül ayında iPhone 13 serisini tanıttı ve fiyatı o zamanlar yaklaşık 13.000 lira civarındaydı. Ben de şirket kurma işlemleri için birkaç ay bekleyip YouTube gelirim ve biraz birikmiş işimle iPhone 13 almaya niyetleniyordum ki bir sabah kalktım ki fiyatlar uçmuş ve dedim ki eyvah Güngör senin 13 işi yalan oldu. O durumdan sonra dolar biraz durulmaya başladı ama yine 13 çok pahalıydı. Bir yandan da YouTube çekimlerim için aslında bir kameraya da ihtiyacım var. Kameranın yanında bir telefona da ihtiyacım olduğu için örneğin Instagram'a bir hikaye atıyorum ve dedim ki Güngör telefon almanın vakti geldi. İşimi görmesinin yanında bir yandan da fiyat performans odaklı bir cihaz olsun istedim ve 20 gün önce iPhone 11 aldım ve bu sefer 128 GB'lık olan modeli seçtim. Peki ne kadar aldım? Ben vatandan yaklaşık 10.800 liralık bir fiyata aldım. Yanında adaptör de bana kilitledikleri için 11.150 liralık bir fiyat bana çıktı. Şimdi ben bunu aslında YouTube için aldım. Tamam kamerası öyle aman aman profesyonel işler çıkarmıyor ama bir yandan da Instagram'a da içerikler ürettiğim için mantıklı cihaz olarak iPhone 11 ön plana çıkıyordu. Burada hem Android tarafını hem de iOS tarafını baz aldığımda yine en mantıklı cihaz iPhone 11'di. Tabi burada amaç sizlere daha kaliteli çekimleri yapabilmek. Neyse gelelim asıl sorumuza, iPhone 11 almak şu anda mantıklı mı? 2022'de hala iPhone 11 alınabilir mi? iPhone 11 bildiğiniz gibi 2019 yılında çıktı. Yani yaklaşık 2,5 senelik bir cihaz. Bayağı da bir olmuş aslında. Güncelleme açısından bakmak istiyorum. İlk olarak bu cihazın iOS 13 ile birlikte geldiğini düşünecek olursak ve Apple da bildiğiniz üzere uzun bir süre eski cihazlarına da güncelleme veren bir firma. Yani iPhone 6 gibi 6S gibi modelleri baz alırsak yaklaşık 6-7 sene güncelleme vermiş. Bu yönden de bakarsak iPhone 11'in de 2025-2026'ya kadar güncelleme desteği alacağını tahmin ediyorum. Ha tabii ki burada iPhone 13 alsanız bu cihaza göre yaklaşık 2 sene daha fazla güncelleme alabileceksiniz. iPhone 13'ün mantığı burada ön plana çıkıyor ama aradaki fiyat farkını düşündüğünüzde bu mantık biraz ortadan kalkabiliyor. Çünkü iPhone 11'in elimde görmüş olduğunuz 128 GB'lık modeli yaklaşık 11.000 liradan satışa sunulmuşken iPhone 13'ün 128 GB'lık yani başlangıç modeli ise 16.000 lira. Nereden baksanız arada 5.000 liralık bir uçurum bulunuyor. Ha tabi imkanınız var, bütçeniz de yetiyor, iPhone 13'ü alın derim. Çünkü ne olursa olsun 2 nesil daha yeni bir cihaz. Ama burada fiyat performans olarak düşündüğümüzde iPhone 11'i ön plana çıkarıyor. Burada kesinlikle iPhone cihazları savunmuyorum. Ama Android tarafında da iOS tarafında da alabileceğiniz en mantıklı cihazı iPhone 11 olarak söyleyebilirim. Ben çünkü çok fazla araştırma yaptım. Acaba Android'den bazı modeller var, bunları mı tercih etsem dedim ama kamera konusunda, sosyal medya konusunda gerçekten iPhone cihazlar kesinlikle ön planda. Hadi önceki iPhone 11 hikayemi bir kenara koyalım. Şu anda bir aylık bir iPhone 11 kullanıcısı olarak tecrübelerim nelerdir? Yeni almış olarak değerlendirecek olursak kısa kısa teknik özelliklerden de bahsedeceğim ama önceden de belirttiğim gibi detayların arasında sizleri boğmayacağım. Bunlardan da
biraz bahsedip videoyu kapatalım. Sosyal medya içerik üretiyorsanız, yani kameraya, hıza, stabiliteye önem veriyorsanız iPhone 11 fiyatlarında olup iPhone 11 kalitesi veren bir Android cihaz bulamadım. Siz bulursanız yorumlardan bana belirtin. Şimdi teknik özelliklere kağıt üzerine bakacak olursak birçok Android cihaz iPhone 11'e göre açık ara önde. Ama iş kullanım kısmına gelince öyle olmuyor. Biraz önce de belirttiğim gibi iPhone cihazların sosyal medya kalitesi Android cihazlara göre çok çok iyi. Çünkü bu tarafta kameranın iyi olmasıyla birlikte önemli bir nokta var ki iOS işletim sisteminin optimizasyonları. Bunda çok fazla kişi bilmiyor doğal olarak. Bakıyor kağıt üzerinde Android cihazın teknik özellikleri kat kat üstün. Ama bu optimizasyonlarla birlikte iPhone cihazlar ön plana çıkıyor. Bunu şöyle örneklendirelim. En baba amiral gemisi bir Android cihazda bir fotoğraf çekiyorsunuz. Galeriye girdiğinizde bu fotoğrafın veya videonun kalitesi oldukça iyi, hatta muazzam. Ama bu görüntüyü Instagram'da paylaşma kısmına geldiğinizde işler karışıyor. Görüntüde bozulmalar olabiliyor. Bu iPhone tarafında kesinlikle minimum düzeyde, bunu da kimse inkar edemez. Burada tecrübelerimi aktarıyorum. Sizlere yardımcı olmak istiyorum ama kısaca bir araya da girmek istiyorum. Kanalımıza hala abone olmadığını görüyorum. Aşağıdan kolay bir şekilde abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Şimdi devam edelim. Bu olayın şu tarafına da değinelim. 2 sene önce çıkmış olan bir cihaz için 10.000, 11.000 lira vermek çok da akıl kârı değil. Bu fiyatları geçen sene deseniz herkes bir ne oluyor derdi. Gerçi hala demeye devam ediyorlar da bünye bağışıklık kazanmaya başladı. iPhone 11'in sosyal medya kalitesinden tecrübelerimi de harmanlayarak kısa kısa bahsettim. Teknik özelliklerine de özet bir şekilde değinecek olursak, ekran tarafından başlamak istiyorum. IPS LCD 6.1 inçlik bir panele sahipken bu ekran 326 ppi'lik piksel yoğunluğuna ve ne yazık ki 60 Hz'lik bir ekran yenileme hızına sahip. Ekran gövde oranı ise benim de kanayan yaram olan yanlarındaki kalın çerçevesinden ve nispeten büyük diyebileceğimiz çentiğinden dolayı biraz düşük kalmış diyebiliriz. Bu oran %79. Bu oranı aslında segmentindeki diğer Android cihazlarla kıyasladığımızda gerçekten düşük. iPhone 11'in batarya kapasitesi ise 3110 mAh ile bizi karşılıyor. Burada bataryanın ortalama bir telefon kullanıcısıysanız, yani ben Twitter'da biraz gündemi takip ederim, Instagram'da biraz dolaşırım, gün içinde ara ara telefonda konuşurum, çok da fazlasını yapmam diyorsanız bir gününüzü rahat bir şekilde çıkarabileceğini belirtebilirim. Fakat ben telefonu 7/24 elimden düşürmem. PUBG gibi oyunları oynarım, YouTube'dan sık sık video izlerim, sosyal medyada çok fazla takılırım diyorsanız bu cihazı günde 2 hatta 3 kez şarj etmeniz gerekecektir. Yine cihazımız 18 watt'a kadar hızlı şarjı destekliyorken 30 dakikada %50 pil dolumunu vaat ediyor ve bu vaadi de gerçekleştiriyor. iPhone 11'de Face ID varken Touch ID yok. Bu da benim kanayan yaralarımdan. Kamera tarafında arka kısımda bir geniş açılı, bir de ultra geniş açılı bir kamera bulunuyorken her ikisinin de çözünürlüğü 12 megapiksel ve ana kameranın diyafram açıklığı f1.8 ve ultra geniş açılı kameranın diyafram açıklığı ise f2.4. Burada ultra geniş açılı kamera düşük ışıklı çekimlerde biraz kumlanma yapıyorken ana kameranın düşük ışıkta performansının çok çok iyi seviyelerde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yine ön kameramızda 12 megapiksellik bir değer sunuyorken buradaki diyafram açıklığı değerimiz ise f2.2. Her 3 kamerayla da 4K 60 FPS'lik videolar çekebiliyor olmanız da artı özelliklerinden birisi. Şunu da altını hemen çizmek istiyorum. Kamerada portre modu da üst seviyede. Yani bu cihazı alıyorsanız kamera konusunda sizleri üzmeyeceğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ayrıca içerik üretiyorsanız da sınıfı geçtiğini de belirtebilirim. Biraz da donanımsal özelliklerine değinecek olursak, Apple A13 Bionic işlemcisini tanıttığında en güçlü işlemci olarak lanse etmişti ve bu işlemci de gerçekten 2-2,5 senelik bir cihaz olmasına rağmen çok iyi seviyelerde. Hala bu cihazla her oyunu hiç kasma donma olmadan rahat bir şekilde oynayabiliyorken, stabilitesi, hızı, bu cihazın ön plana çıkan diğer özellikleri, video veya fotoğraf render hızı da oldukça iyi bence. CapCut, Lightroom gibi programları sık bir şekilde kullanıyorsanız bu konuda da üst seviyelerde. Yani iPhone 11'den hala rahat bir şekilde video veya fotoğrafınızı editleyip renderınızı alabilirsiniz. Uzun lafın kısası, sözün özü, bu videoda sizleri teknik detaylara çok fazla boğmadan olabildiğince yalın bir şekilde kullanım tecrübelerimi objektif olarak aktardım. Cihazın olumlu olumsuz yönlerini şöyle bir tartıya koyarak 2022'de hala bu cihaz neden alınır, neden mantıklı, bu soruları cevaplandırdım. Biliyorum bu telefonların hiçbiri bu fiyatları hak etmiyor. En az sizin kadar bu dertten ben de yakınıyorum ama samanlıktan iğne arar gibi fiyat performans odaklı olabilecek en iyi cihazları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Cihazın bu dönemde de hala alınabileceğini söyleyebilirim. Hala sosyal medya
şeyleri gayet iyi bir performansta kullanabileceğinizi ve günlük kullanımda da çok aşırı bir şekilde telefonunuzda vakit geçirmeyen birisiyseniz batarya konusunda da sizleri üzmeyeceğini belirtebilirim. Videoyu kapatırken kanalımıza abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bu türde videolardan da haberdar olmak için de bildirimleri de açmayı unutmayın. Benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.